Gerçek Canlarından günaydın. Ben Elif Akkayakuter, analist sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 1 saat 45 dakika boyunca ekonomiye, siyasete, gündeme ilişkin her konuyu konuklarımızla değerlendiriyor olacağız. Önce Ankara gündemi diyeceğiz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizleri bekliyor. Günaydın, kolaylıklar diliyoruz. Günaydın Elif Akkayakuter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hepimize iyi yayınlar diyelim ve aslında dünkü gibi başlıyoruz. Yine bir başarı, yine filenin sultanları 2024 Paris Olimpiyat elemelerinde Arjantin'i de 3-1 mağlup ettiler. Yani 4'te 4 yaptılar. Yine şaşırtmadılar. Yani artık filenin sultanları kazandığı zaman haber olmayacak. Çünkü haber değeri kalmıyor. Neredeyse her maçta tekrar yüzümüzü güldürüyorlar. Yine güzel bir mücadeleyle Arjantin'i 3-1 mağlup ettiler. 4'te 4 yaptılar. Tabii artık yani olimpiyatlara doğru bakıyoruz. Yani emin adımlarla gidiyoruz. Tabii yani daha önceki zaten şampiyonuz. Bundan daha yaklaşık bir ay öncesinde şampiyonluğu dolu dizgin bir şekilde kutlamıştık. Orada sporcularımız da söylemişlerdi artık bizim hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu diye. Hani baktığımızda bu olimpiyat şampiyonluğu konusunda da ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Yani her önlerine çıkan rakibi bakıyorum. Yani daha önceki skorlara da az önce baktım bu 4'te 4 haberi gelince. Hep farklı bir şekilde hem oyun üstünlüğü olarak hem de skor üstünlüğü olarak fark atarak kazandılar. 4'te 4 yaptılar. Ümit ediyoruz ki bu başarıların devamı gelir. Artık sadece elme maçlarındaki bu başarılar değil, olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Geleceğine de sonsuz inancımız var diyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen konuşmasını 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında yaptı. Dünya 5'ten büyüktür çağrısını yineledi. Tarihi bir konuşmaydı. Hangi ayrıntılar vardı? Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda o kürsüye çıkmadan önce dünyanın gözünü çevirdiği bir nokta Karabağ'da, biliyorsunuz Azerbaycan anti-terör operasyonu başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasında aslına bakarsanız ana gündem maddelerinden bir tanesi bu Karabağ'daki son gelişmelerde Erdoğan tek millet iki devlet şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları destekliyoruz mesajını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden verdi ki önemli bir mesaj, önemli bir nokta aslına bakarsanız mesajın verildiği yer açısından da manidardı. Tüm dünya devletlerine de oradan bir kez daha Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğu mesajını vermiş oldu. Ermenistan'ın başta Zengezur koridoru olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ Azerbaycan toprağıdır diye de bir kez daha üzerine basa basa söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii sadece bu değil de aslına bakarsanız gündem maddesi. Diğer taraftan uluslararası alanda gerçekleştirilen pek çok görüşme, pek çok gelişme de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi. Mesela Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün gerçekleştirdiği engelleme eylemleri vardı. Biliyorsunuz bir köy yolunun inşaatıyla başlamış. Daha sonrasında da gerilim tırmanarak devam etmişti. Erdoğan bu noktada Kıbrıs'ta bir çözümün artık federasyon modeli temelinde gerçekleşemeyeceği herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Uluslararası toplumu bunu kabullenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın mesajını göndermiş oldu uluslararası topluma. Tahıl Koridoru zaten G20 Liderler Zirvesi'nde de sıklıkla konuşulan konulardan bir tanesiydi. Daha öncesinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de bir araya gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir televizyon kanalında verdiği röportajda şöyle hatırlayacak olursak ABD ve Rusya'ya eşit mesafede olduğunu üzerine basa basa söylemişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu Tahıl Koridoru konusunda da şahsi gayretlerimiz neticesinde girişim 3 kez uzatıldı ancak girişimin 17 Temmuz itibarıyla çıkmaza girmesi dünyayı yeni bir krizle yüz yüze bıraktı ifadelerini kullandı. Önümüzdeki günlerde özellikle kış aylarında dünyanın yaşayabileceği gıda krizine de bir kez daha sinyal göndermiş oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mesajlarıyla. Suriye'deki gelişmeler tabii ki Türkiye'nin
diplomasideki önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Güneyimizdeki krizin halkın meşru beklentilerini karşılayacak kapsamlı, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümle sona erdirilmesi gerekiyor dedi. Ki bu noktada özellikle sığınmacılar ve mülteciler konusunda da atılabilecek olan adımları hatırlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İsrail-Filistin savaşı da yine gündemdeki başlıklar arasındaydı. Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin Mescid-i Aksa olduğu her uluslararası toplantıda dile getiriliyor biliyorsunuz. Oradaki Müslümanların güvenliği konusunda Türkiye çok hassas bir şekilde davranıyor. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti hayata geçirilmeden İsrail'in de aradığı huzur ve güveni bulabilmesi zordur ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle son bir hafta içerisinde en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri. Biliyorsunuz dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin MYK-MDK toplantılarının ardından kameraların karşısına geçmiş ve mesajlar vermişti bu Avrupa Birliği konusuyla alakalı. Daha öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşmiş Milletleri hareketi tetiklemeden önce İstanbul'da bir dizi mesaj vermişti. Bir kez daha Avrupa Birliği konusuna değindi. AB'den beklentimiz uzun süredir ihmal ettiği ülkemize yönelik yükümlülüklerini süratle yerine getirmeye başlamasıdır dedi ve AB-Türkiye ilişkilerinde özellikle Türkiye'ye yönelik ikircikli tavırların artık son bulması gerekiyor ifadeleri de yine konuşması içerisinde dikkat çektiği noktalardan bir tanesiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yani dünya diplomasisindeki önemli konu başlıkları hakkında detaylı mesajlar verdi diyebiliriz ama şöyle baktığımızda özellikle sıcak gelişme Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu bu noktada Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi manidardı. Evet, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmayı gerçekleştirirken sosyal medyada da gündem oldu. Hatta bir etiket kullanıldı. World Leaders, Leaders daha doğrusu dünya lideri etiketi kullanıldı. Bununla ilgili söylemek istedikleriniz varsa alabilirim. Yani şimdi uluslararası alan içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle katıldığı bütün programlarda neredeyse bir assolist edasıyla konuşmalarını yaptığını ve tüm dünya tarafından da bu şekilde karşılandığını görebiliyorsunuz. Yani daha önceki uluslararası programları hatırlayalım. Yine Birleşmiş Milletler'in önceki toplantıları, G20'nin önceki toplantıları ya da uluslararası alanda herhangi bir problemin çözülebilmesi için devlet liderlerinin bir araya geldiği çeşitli organizasyonlar ki bu organizasyonların hepsinde gözlerin çevrildiği isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oluyor. Tabii Erdoğan bunu bir anda yapmadı. Yani Türkiye'nin dış siyasetine baktığınızda 2002'den beri aslında bakarsanız atılan o kararlı adımların, verilen mesajların ve bir duruşun sonucu olarak bunların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bugün dünyanın en çok konuştuğu konu işte Rusya-Ukrayna Savaşı. Bakıyorsunuz o Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri, diğer ülkeler İtalya'sı, Fransa'sı, bu ülkelerin kendilerine komşu olan diğer ülkeler, Ukrayna'nın komşuları ya da Rusya'nın komşuları kendi etkinliklerini bir türlü yansıtamazken diplomasiyi Türkiye Karadeniz'in diğer kıyısından Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış köprüsü kurabilmek için çabalayan tek ülke ve bu noktada somut adım atan ve aynı zamanda sonuç alabilen de yine tek ülke. Yani bakıyorsunuz dünyanın en büyük iki ülkesinden bir tanesi Rusya. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar güvendiğini açık bir şekilde uluslararası kamuoyu önünde söyleyebiliyor. Diğer taraftan bir başka ortağınız, bir başka görüştüğünüz kişi de ABD Başkanı Joe Biden ve Amerika Birleşik Devletleri. Yani iki süper güç. Hani daha öncesinde de hep böyle kullanılırdı ya tabii artık iki kutuplu bir dünya modeli yok. Çok kutuplu bir dünya modeli var ama bu eskiden beri geldiği için bu cümle tabii ki ister istemez siyasette ve diplomaside hala konuşulan başlıklar arasındaki kutuplu düzen içerisinde Türkiye şu anda gerek Rusya ile gerekse de Amerika Birleşik Devletleri ile diplomatik temaslarını başarılı bir şekilde sürdürebilen ve bu diplomatik temaslarından dolayı da aslına bakarsanız uluslararası alanda görünür bir şekilde baskıya maruz kalmayan ve baskıya maruz bırakılamayan daha doğrusu kalmayan değil bırakılamayan bir ülke. Neden? Çünkü her şeyi doğru yapıyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Erdoğan'ın diğer diplomasi kurmayları bütün adımları doğru bir şekilde atıyorlar. İşte siz bütün organizasyonlarda bütün diplomatik adımlarınızı planlı
geçmişe bakarak, geleceği düşünerek adımlar atmaya başladığınız zaman ister istemez saygınlığınız da artmaya başlıyor ve bir süre sonra diplomasideki gücünüz arttığı için de diğer ülkelerde siz ne diyeceksiniz diye sadece devlet başkanları değil diğer ülkelerin yine vatandaşları da, yani bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapalı bir oda içerisinde sadece 3-5 tane televizyon kanalının alındığı bir kurul değil. Yani dün tüm dünyada bu konuşmalar canlı bir şekilde yayınlandı. Tüm dünyada siyasetle birazcık ilgilenen kim varsa herkes açtı ve bu konuşmaları dinledi ve o konuşmalar içerisinde en çok merak edilen konuşmalardan birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neler söyleyeceğiydi. Çünkü artık uluslararası kamuoyu da şunu biliyor. Erdoğan'ın söylediği sözler burada diplomaside önümüzdeki süre zarfı içerisinde gerek İtalya'nın, gerek Fransa'nın, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin, gerekse de diğer ülkelerin atacağı adımları da şekillendirir mahiyette. Özellikle Müslüman ülkeler nezdinde mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleyeceği mesajlar artı bir merakla beklendi. Ama Avrupa ülkelerinde de bugün mesela çıkan gazetelere bakalım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına o gazetelerde yer aldığını zaten net bir şekilde görebilirsiniz ki bu bir diplomasi başarısı, ama diplomasi başarısının 2002'den beri ilmek ilmek dokunduğunu bir kez daha hatırlatalım. Evet, ikili temaslar da yine dün de devam etti. Türk evinde ağırlamaya devam etti Cumhurbaşkanı Erdoğan konuklarını. İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi ve çok merak edilen aslında bu ikili temasların en önemlilerinden biri İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. Hangi masada hangi konular vardı? Yani Netanyahu belki masal anlatmış olabilir. Baktığımızda İtalya Başbakanı Meloni ile yapılan görüşme, tabii ki burada özellikle Avrupa ülkesiyle temas kurulması ve önümüzdeki süre zarfı içerisinde ticari işbirliği anlaşmalarının da gündemde olduğu bir ülke İtalya. Bu noktada Meloni ile yapılan görüşme önemliydi ki Meloni'nin de bugüne kadar daha pozitif, daha alımlı mesajlar verdiğini söyleyebiliriz önceki İtalya başbakanlarına göre. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde ilk konu İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ydi. Yaklaşık 40 dakika bir arada oldu iki lider. Baktığımızda basına kapalı gerçekleşti görüşme, ama görüşmenin ardından da tabii kulislerde konuşulan, aslına bakarsanız başlıklar yine liderlerin gündemine ilişkinde bazı ipuçları verdi. Görüşmede Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması amacıyla ekonomi ve ticaret ortak komitesi ile iş forumu toplantılarının en kısa sürede yapılması gerektiğini ifade etti. Meloni de zaten bu bakışa pozitif bir geri dönüşle karşılık verdi. Daha sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti. Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğiyle İsrail-Filistin savaşındaki son durum yine önemli gündem başlıkları arasındaydı. İsrail'de enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka alanında bir dizi işbirliğinin kurulması tabii ki amaçlanıyor, ama diğer taraftan da bu Mescid-i Aksa'daki son durum tabii ki yine Türkiye tarafından yakından takip ediliyor Elif Hakkaya Kutar. Yani bu Mescid-i Aksa'daki durum çözülmeden, oradaki Filistinli Müslümanlara yapılan zulüm sona ermeden tam olarak bir Türkiye-İsrail normalleşmesinden söz edebilir miyiz? İki ülke birbirine ne kadar güvenebilir? Tabii ki ayrı bir soru işareti ki İsrail bu noktada artık en azından somut adımlar atması gerektiğini daha iyi anlamış durumda. Yani bundan 2 yıl ya da 3 yıl öncesine baktığınızda tamam, İsrail'in hala Filistin'de yaptığı saldırılar devam ediyor mu? Ediyor. Ama İsrail diplomaside, yani dış siyasette şunu anladı. Daha öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenen ve güya abisi, tırnak içerisinde söylüyorum, abisi niteliğindeki ABD'nin güdümünde bizim hemen yanımızda çeşitli iç karışıklıklar çıkartmaya çalışan bir ülke olarak aslına bakarsanız bölgede yer alıyordu. Zaten Amerika Birleşik Devletleri bölgede İsrail'i karışıklık çıkarttığı için bu kadar çok destekliyordu, ama ABD de artık İsrail'le olan ilişkilerini yeniden gözden geçiriyor ve İsrail'le ABD aslına bakarsanız diplomatik yollarda pek çok konuda da çatışmaya başladı. İsrail'in ABD ile çatışması
Aynı zamanda İsrail'in de yine diplomaside biraz daha yalnızlaşması anlamına geliyor ve bundan sonraki süre zarfı içerisinde atacağı adımlarda daha önce bir kere düşünüp bir kere adım atıyorsa artık beş kere düşünüp bir kere adım atmak zorunda olduğunu İsrail de biliyor. Bu noktada çevresindeki diğer aktörlerle de iyi geçinmek zorunda. O aktörlerin şu an için en kuvvetlisi Türkiye. Türkiye ile siz karşınıza alırsanız, Türkiye'ye rağmen bölgede bazı adımlar atmaya çalışırsanız bunların olmayacağını İsrail de biliyor. O yüzden Netanyahu ile yapılan görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle Filistin konusunda Mescid-i Aksa'nın oradaki Filistinli Müslüman sivillerin yine Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu ve az önce mesela BM konuşmasından da örnekler vermiştim. Hani 1967 sınırları diyordu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 1967 sınırları çerçevesinde orada bir barışın sağlanabilmesi için adımlar atılması gerektiği hususunda Türkiye'nin görüşünü net bir şekilde Netanyahu'ya iletti. Bundan sonraki süreçte tabii ki bu görüşmelerin yansımaları olacak. Yani bu görüşmeler bitti ama bu görüşmelerin bir de yansımaları olacak. Türkiye bu yansımalara bakacak. Bu yansımalar neticesinde de Türkiye-İsrail ilişkileri bir kez daha gözden geçirilecek diplomatik kaynaklar tarafından ama tamamen ilişkilerin kopartılması, ilişkilerin sona ermesi gibi bir durum artık eskide olduğu gibi söz konusu değil. Çünkü iki ülke arasındaki bağları tamamen kopardığınızda bu kez yaptığınız sözün etkisi de karşı tarafta daha az olabiliyor. Onun yerine en azından dirsek teması içerisinde olup o ülkeyle beraber sürekli olarak istişare yoluyla, diplomasi yoluyla Türkiye'nin neyi isteyip neyi istemeyeceğini net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Evet, iç siyasi gündeme vaktimiz kalacak mı bilemiyorum ama dış siyasi gündem o kadar yoğun, diplomasi trafiği o kadar yoğun ki siz de aslında ilk sorumdan itibaren vurgu yaptınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da direkt konuşmasına Karabağ Azerbaycan toprağıdır diye başladığını dile getirdiniz. O zaman Karabağ'da yaşananları da soralım. Neler oldu? 24 saatte antiterör operasyonu başlamıştı. 60'tan fazla mevzi Azerbaycan kontrolüne geçti. Son durum nedir? Rusya'dan gelen açıklamalar var. Paşinyan'ın açıklamaları var. Şimdi Paşinyan terör operasyonuna karşı gelemiyor. Yani bu uluslararası alanda aslına bakarsanız beklenen açıklamalardan bir tanesiydi. Paşinyan Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği bu operasyona karşı en azından benim en son gördüğüm açıklamalarda, eğer ki bir son dakika açıklaması varsa lütfen siz uyarın, pozitif mesajlar vermişti. Tabii istemeye istemeye pozitif mesajlar veriyor. Çünkü benim en son izlediğim mesajında yüz ifadesi öyle çok da aman ne kadar güzel Azerbaycan bu operasyonu yapıyor şeklinde değil. Zaten olmasın da kimse beklemiyor. Rusya tarafından bakıyorsunuz. Rusya tarafından da yine zaten Azerbaycan bu operasyonu başlattıktan hemen sonra gerek Rusya ile gerekse de Türkiye ile bu operasyona ilişkin bilgi verildiğini, oradaki müşterek görev merkezlerine bu bilgilerin verildiğini ifade etmişti. Şimdi bakıyorsunuz Karabağ. Karabağ Azerbaycan toprağı. Yani Türkiye'nin herhangi bir noktasında bir terör operasyonu gerçekleştirmesi gibi düşünebiliriz biz bu operasyonu. Ama bunu tabii ki buradan ayıran nokta ne? Karabağ bu şanlı zaferin, Azerbaycan'ın şanlı zaferinin ardından tekrar bağımsızlığını kazanan, Azerbaycan'a dahil olan bir toprak parçası. Şimdi bu yüzden daha yeni bir savaşı atlatılmış ve uzun yıllar Ermeni işgali içerisinde kalmış bir toprağın tekrar Azerbaycan topraklarına katılmasının ardından başlatılan bu operasyonda uluslararası alanda da bazı kafa karışıklıkları da yarattı. Nedir bu? Acaba işte bir savaş çıkacak mı? Ya bu Karabağ operasyonundan dolayı Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir savaş çıkması şu an için Ermenistan eğer ki mantıklı hareket ederse, yani dün diplomaside de aslına bakarsanız verilen dil buydu, kullanılan dil buydu. Yani Ermenistan mantıklı hareket ederse Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir savaş çıkmasının sebebi yok şu noktada. Çünkü Azerbaycan kendi toprakları içerisinde oradaki terör unsurlarını terör unsuru olarak gördüğü Ermeni güçlerine, Ermeni kuvvetlerine karşı bir operasyon gerçekleştiriyor. Ve o bir operasyonda
Şu ana kadar zaten gayet başarılı bir şekilde 60 tane hedef vuruldu, 60 tane hedef tamamen kullanılamaz hale getirildi. Yapılan açıklamalarda özellikle bu operasyonda sadece teröristlerin hedef alındı. Herhangi bir şekilde altyapının üst kullanım durumlarının, oradaki yapıların hedef alınmadı, sadece terör hedeflerinin nişan alındığına dair de net bir şekilde mesaj verildi ki Azerbaycan şu anda meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Yani uluslararası yine anlaşmalarda da yer alan ama kendi toprakları içerisinde yer aldığı için aslına bakarsanız bunu vurgulamaya da gerek yok. Direkt Karabağ'daki o terör unsurlarını tamamen temizleyecek ve orayı tamamen özgürleştirecek. Oradaki son kalıntıları da, kırıntıları daha doğrusu topraklarından tamamen temizleyerek artık orayı özgür ve insanların huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir alan haline getirecek. Ermenistan bu noktada çok mantıklı hareket etmeli. Ermenistan Azerbaycan'ın yaptığı bu operasyona karşı herhangi bir hamle yaparsa hem uluslararası alanda haksız sayılacak hem de baktığınızda Türkiye'yi, Rusya'yı ve Azerbaycan'ı bir kez daha karşısına alacak. Paşinyan zannetmiyorum ya o kadar da hani düşüncesizce davranıp da burada yeniden bir savaşın fitilini ateşlemez çünkü Paşinyan'a da baktığınızda dün mesela bu operasyon başladıktan sonra Ermenistan'da da bazı iç huzursuzluklar ortaya çıktı. Ve özellikle işte oradaki bazı milliyetçi sağ kesim, koyu sağ kesim Paşinyan'ın bulunduğu hem hükümet sarayını hem de devlet kurumlarının etrafını sarıp işte bir darbe girişimi de aslına bakarsanız gerçekleştirildi. Ama uluslararası hukuk çok net bir şekilde bir ülkenin kendi içerisindeki egemenlik haklarına yönelik tehdide karşı zaten operasyon yapmasının önü açık. Azerbaycan'da bu hakkını kullanıyor ve şu anda gayet başarılı bir şekilde kardeşlerimiz orada kendi topraklarındaki hainleri, kendi topraklarındaki teröristleri, bakın altını çizerek söylüyorum, teröristleri etkisiz hale getirerek teker teker oradaki terör hedeflerini yok ediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ile dün itibariyle çok sıcak aslına bakarsanız temaslarda bulundu. İlk olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le daha sonrasında da Genelkurmay Başkanı'yla Azerbaycanlı yine mevkidaşları bir dizi temasla bulundular ve sürekli istişareler halindeydiler ki bu istişareler gece boyunca da devam etti. Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği bu antiterör operasyonunun başlangıç açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu operasyonun da yine çok uzun vadeli bir operasyon da olduğunu düşünmüyorum, onu da söyleyeyim. Daha kısa bir süre zarfı içerisinde bu operasyonu başarıyla tamamlandıktan sonra, çünkü bir süpürme operasyonu gibi düşünebilirsiniz bunu, daha sonrasında da bu operasyonun farklı aşamaları yine sahada icra edilecektir ve oradaki teröristler teker teker Azerbaycan topraklarından, Karabağ'dan artık yok edilecekler ya kaçacaklar. Başka çareleri yok. Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan aktardıkların için. Kolaylıklar diliyoruz ve analiz sentezde kısa bir araya gidiyoruz. Analiz sentez devam ediyor. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ata Özkaya bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz analiz senteze. Günaydın, hoş bulduk, iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Furkan Kaya da bizimle beraber. Hocam siz de hoş geldiniz, günaydın. Günaydın Elif Hanım, günaydın Ata Hocam, kolay gelsin. Günaydın, günaydın Furkan Hocam. Kısa bir süre sonra da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizimle beraber stüdyoda olacak diyelim ve başlayalım. Furkan Hocam, 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devam ediyor. Hafta başından beri yoğun bir şekilde bu konuyu değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Dün beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması vardı. Dünya 5'ten büyüktür reform çağrısını, Birleşmiş Milletler'deki reform çağrısını yineledi. Tabii gündem dün öğlen saatlerinde yaklaşık saat 12.45 civarıydı sanıyorum. Karabağ'daki antiterör operasyonuyla oraya yoğunlaştı. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmanın ilk başlıklarından biri buydu diyeyim ve sözü size bırakayım.
Tabii Elif Hanım, bütün aslında dünyanın gözü kulağı Birleşmiş Milletler toplantısındaydı. Dünyayı ilgilendiren önemli meseleler ve tabii ki özünde daha biraz da merceği tabii yaklaştırırsak Ukrayna meselesi ve diğer çatışma alanlarından en büyüklerinden biri olan Karabağ meselesi gibi konuların tartışılacağı, görüşüleceği, Filistin meselesi gibi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da çok itinayla bahsettiği bir toplantı olacaktı ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması da en çok merak edildi. Çünkü biliyorsunuz G20 zirvesinde de yine aynı şekilde gözler Sayın Cumhurbaşkanı'ndaydı. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması da heyecanla beklendi ki evet Sayın Cumhurbaşkanı yine her zamanki gibi dünya beşten büyüktür doktrini üzerinden dünyaya mesajlar verdi. Ve dünya beşten büyüktür derken aslında içinin ne kadar dolu olduğunu ifade etti. Şu anlamda artık dünyamız soğuk savaş kurumlarıyla idare edilemiyor Elif Hanım. Bunu genel bütün küresel meseleler nezdinde işte ister ekonomik olsun, ister siyasi olsun, ister kültürel olsun, etnosite üzerinden götürülen bir savaş olsun, iklim üzerinden diyelim. Yani bunlara çare bulamayan bir Birleşmiş Milletler var karşımızda veya bir NATO var karşımızda. Şimdi demek oluyor ki artık yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerekiyor. Artık yerelleşme, bölgeselleşme ön planda olmalı diyoruz. Ve haklıyız da. Çünkü bugün bölgesel çatışmalar üzerinde mesela Türkiye bugün bakıyoruz ki 5 önemli denizin ortasında değil mi? Karadeniz, Akdeniz, Hazar Denizi, Kızıl Deniz ve Arap Denizi. Bu 5 denizin dış çemberine baktığımız zaman bütün mesele bunların içinde ve dışında cereyan ediyor. Şimdi dolayısıyla bunun Birleşmiş Milletler nezdinde, NATO nezdinde, Avrupa Birliği nezdinde çözülmesi imkansız. O zaman ne olacak? Bölge sorunları ancak bölge ülkelerinin aynı masada etrafında toplanmasıyla çözülecek. Şimdi bu anlamda Türk Devletleri Teşkilatı olsun, işte 3+3 Kafkasya projesi olsun, işte bu Akdeniz üzerindeki Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu projeler olsun, bunların artık demek ki hayata geçme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şimdi biz Ukrayna Savaşı'ndaki rolümüzü işte aylardan beri konuşuyoruz. Türkiye'nin bu anlamda hakemlik, kolaylaştırıcılık, arabuluculuk rolünü konuşuyoruz. Ve tek başına Türkiye bunu yapıyor. Ve tek başına Rusya ile Amerika arasında bir nefes borusu oldu. Şimdi biz bugün mesela Karabağ çok sıcak meseleler, ondan bahsedeyim. Karabağ bizim Kıbrıs gibi bir milli davamız. Yani Kıbrıs neyse bizim için, Karabağ da aynı şekilde bizim milli davamız. Azerbaycan'ın misak-ı milli toprağı. Ve bu misak-ı milli toprağını biz kurtarmak üzere Azerbaycan'la Türkiye tek devlet gibi hareket etti. Türk ordusu birleşti ve oradan Ermeni işgalcilerinin büyük ölçüde temizledi. Diğer taraftan Rusya tabii ki Güney Kafkasya jeopolitiği üzerinde 300 yıldır bir hesabı olan ve bir şekilde Güney Kafkasya'dan hiçbir şekilde elini ayağını çekmek istemeyen Rusya da bu anlamda bir fırsat yaratmaya çalıştı ve bölge nabzını yakından tutmak üzere işte bir gözlemci statüsü elde etti. Ve Türkiye burada işte bu 3+3 formülünü söylerken Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve İran'ı da bir araya getirebilecek olan bir mekanizmayı çalıştırmaya gayret etti. Ve hatırlayın, savaş olduğunda Paşinyan'ın odası basıldı, ofisi basıldı, dağıtıldı. Ermeni halkı istifaya davet etti. Hatta biz dedik herhalde Paşinyan gidici. Daha sonra Rus devlet başkanı Putin de bir araya geldi. Sayın Aliyev de toplantıdaydı. Ve Rusya Karabağ toprağının Rus toprağı, özür dilerim, Azerbaycan toprağı olarak tanınması noktasında ifadeleri oldu. Sonra Paşinyan evet ben de Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerimi iyileştirmek istiyorum dedi. Hatta hatırlayın o toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanı ve İlham Aliyev'in yanında çok mahcup, böyle hani ben ne yaptım diyen bir Paşinyan görüntüsü vardı. Ama şimdi görüyoruz ki Paşinyan Amerika'nın da biraz tabii Ermeni lobilerinin de bu anlamda biraz köpürtmesiyle Amerika ile dirsek temasına geçmeye çalışıp Karabağ meselesini yeni bir Karabağ meselesi haline getirmeye çalıştığını sanki hissediyoruz. Şimdi burada hatırlayın Ermenistan'la Amerika bir bölgesel tatbikat yapma noktasında bir istişareler oldu, temasları oldu. Hatta bundan yaklaşık Şubat ayında, 2020 Şubat ayında da Antony Blinken Kazakistan'a geldi. Ve özellikle hem Kafkasya'ya hem de bizim Türkistan coğrafyasına mesajlar vermeye çalıştı. Dedi ki Ruslar Ukrayna ile meşgul oluyor. Ruslar artık sizle ilgilenemez. Gelin biz Ruslara karşı beraber olalım. Şimdi bu noktada Amerika'nın Hazar coğrafyasındaki uç kalesi aslında bloğu Ermenistan. Yani Ermeni kartı Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Ermeni lobisinin hem iç siyasetinde hem dış siyasetindeki en önemli argümanlardan biri. Çünkü hem bunu Türkiye'ye karşı kullanıyor, hem Azerbaycan meselesi üzerinden her an çatışacakmış gibi bir pozisyon yaratıp iki devleti sıcak çatışma pozisyonuna getirip orada bir manevra alanı sağlamaya çalışıyor. Hem de bir şekilde bunu Türkistan'a nüfuz ettirmeye çalışıyor. Aynı Yunanistan gibi. Yani Yunanistan'la Ermenistan'ın bu anlamda biri doğuda biri batıda çok birbirinden farklı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi dolayısıyla böyle bir kriz ortamında Türkiye Ermenistan devletine dedi ki gel bu iddialarından vazgeç, Amerika'daki lobilerin sözcülüğünden vazgeç, halkın fakir, gel Alican sınır kapısını açalım, ticaretimizi yapalım ve bölgeye barış getirelim. Şimdi bir diğer boyutu İran boyutu. Onu da kısaca bahsedeyim. Sayın Hakan Fidan biliyorsunuz İran temasları çok çok önemlidir. Çünkü İran
bizim Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a destek verdi. Hatta bu işte Zengezur koridoru, ona da ayrı bir başlık açmak lazım ama Zengezur koridorunun açılması sebebiyle çok telaşlandı ve Ermeni güçlerine destek verdi. Ama Sayın Hakan Fidan çok önemli mesajlar verdi İran'a. Senin bu politikan bölgeye barış getirmez, çatışma ortamı yaratır dedi. Ve Ermenistan'ın buradaki haksız işgaline karşı dedi, gel bizimle beraber ol ve biz yine bir Sadavat Paktı ruhu oluşturarak burada bölgesel bir entegrasyon projesi başlatalım dedi. Ki Rusya'ya da bu mesajı verdik aslında. Şimdi dolayısıyla olay nereden nereye geliyor ve bu anlamda da ne kadar bıçak sırtı bir pozisyonu ilerlediğini görmemiz lazım. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda anahtar rolü, işte kendi jeopolitikasını getirmiş olduğu değer bir şekilde zaten bu anlamda bizim dediğimize doğru getirecek meseleyi. Ama şöyle özetleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün konuşması yine bütün meselelere değindi ve yine diyorum ya, bütün bu uluslararası meselelerin ortasında bir Türkiye var ve Türkiye'nin masada olmadığı bir müzakere masasının da hiçbir şekilde işlevliğinin olmayacağının da mesajını verdi. Dolayısıyla ister Ermeniler olsun, ister İsrail olsun, ister Ukrayna meselesi olsun ve diğer bütün çatışmalarındaki Yunanistan, bakın bu da ayrı bir başlık, Yunanistan'a verilen amansız destek, Yunanistan'ın F-16'lar konusunda Türkiye'ye karşı bu kadar işte şımarıkça davranması ve Türkiye bir şekilde Adalar Denizi üzerinden yine yeni bir provokasyona doğru itilmesini ve Amerikan askerlerinin Dede Ağaç'ta ne iş olduğunu cevabını veremiyorlar. Ama şöyle tek cümle söyleyeyim, artık dünyamızın ifade edip soğuk savaş kurumları idare edilemiyor. Yeni bir reform, yeni bir bölgeselleşme üzerinden belki yeni bir küreselleşmenin kapısının açılacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Milli para birimleri, milli ticaret ve milli diplomasiyle bence yeni bir dünyanın kapısı yavaş yavaş açılıyor. Evet, Ata Hocam, Furkan Hocam dedi ki yeni bir dünyanın kapısı yavaş yavaş açılıyor. Ne dersiniz? Hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmayla ilgili hem de ikili temaslarıyla ilgili. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki durum aslında daha öncekinden çok farklı değil. Sadece Birleşmiş Milletler'deki 5 daimi üyenin devlet başkanları düzeyinde temsil edilmemesi gerçekten Birleşmiş Milletler adına ve dünya ülkeleri adına üzücü. Bu konuda bir yetkili ağızdan açıklama yapılmaması, ben duymadım şimdiye kadar Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden. Birleşmiş Milletler örgütünün de bir geçmişe göre daha pasifize olduğunu düşünmemize yol açabilir. Burada bir argüman da şu olabilir. George W. Bush zamanında hatırlarsanız bu örgütlerin tek sorgulanıp sorgulanmaması konuşulmuştu. Yani öyle bir demeci vardı. Biz arkadaşlar inceliyor bunlara gerek var mı diye 2005-2006'lı yıllarda. Buradan şu izlenimi almıştık o dönemde. Birleşmiş Milletler gibi ve benzeri küresel örgütlerin herhangi bir yaptırım gücü olmaması dolayısıyla bu 5 daimi ülkenin gerçekten siyasi çatışmalarına, kısmi işbirliklerine, birbirlerinin vetolarına sahne olan bir arenaya dönüşmüştü. Oysa küresel problemleri çözecek bir alan olmaktan da çıkmıştı. 90'lardan önce nasıldı dediğimizde benzer durum gene söz konusuydu ama ülkelerin, yani milletlerin örgüte ilgisi büyüktü ve problemlerin çözüleceğine inanıyorlardı. Yani oradaki görüşmeler veya oradaki ikili diyelim siyasi işbirlikleri veya çatışmalar gündem oluşturuyordu ve bir etkisi vardı. Ancak şimdi bunun bir miktar azaldığını ben değerlendiriyorum. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında dile getirdiği 5 daimi ülkeden daha büyük Birleşmiş Milletler daha etkin olmalı, onların dümen suyundan daha farklı açılımlar yapmalı fikriyle uyuşuyor bu gözlemler. Yoksa buna gerek kalmazdı zaten. O açıdan Birleşmiş Milletler'in bence küresel ölçekte problemlerle ilgilenmesi ve bunu yaptırım gücü olmamasına rağmen farklı yollarla etkinlik haline dönüştürmesi gerekiyor. Sürekli olarak yani duyduğumuz açıklamalar tabii ki önemli tahıl koridoru ama küresel iklim değişikliği ve benzeri gibi küresel ölçekteki problemlerle Birleşmiş Milletler'in o kadar fazla en azından uluslararası haber ajanslarında gündem olmadığını değerlendiriyorum. Ben yetersiz olarak görüyorum. Onun haricinde bunun tabii ki dünyadaki yansıması ne olacak? Şimdi Birleşmiş Milletler'in içinde böyle bir görünüm varsa ve devlet başkanlarının algısı bu yöndeyse
Bu tabii ki Furkan Hocam'ın dediği gibi küresel ölçekte stratejik değişimin de aslında ipucunu veriyor bize. Çünkü gerçekte öyle olmasa Birleşmiş Milletler sahnesinde neden böyle bir durum yaşansın diye düşündüğümüzde bu da küreselleşmenin 1990'lardan 80'lerden itibaren bir ekonomik yol olarak Batı ülkelerin özellikle G7'nin küreselleşmeyi ucuz iş gücü oluşturma anlamında kullanıyor olması, hem ucuz iş gücü bir yanıyla hem de ucuz pazar ikinci yanıyla kullanmış olması onlar için 40 yıllık aşkın bir süre enflasyonsuz bir ekonomi sağladı. Bunu oldukça önemsiyorum çünkü Batı ülkelerinin düşük enflasyon veya neredeyse sıfır enflasyonlu bir hayat yaşamalarında hane halklarının ana sebebi ucuz iş gücüye ulaşacak daha gelişmekte olan ülke, daha fakir ülkelerde üretim yapabilmeleri ve bunu küreselleşme kuralları kendi ortaya attıkları ve kabul ettirdikleri küreselleşme kuralları çerçevesinde gerçekleştirmeleri etkili oldu. Bunu hem üretim bazında gördük hem finansallaşma bazında gördük ki ülkemizde 1980'lerin ortasına itibaren buna eklemlendi bildiğimiz gibi. Ancak geldiğimiz durumda artık bunun ucuz iş gücü ile çevre ülkelerin bunu sürdürebilmesi ve G7 ülkelerine mal aktarabilmesi, lojistik desteği sağlayabilmesi, ürünlerini üretip zorlaştı. Bu da bu ülkelerin değişmesini gerektirdi. Üretim aslında dünyanın fabrikalarını şu an yer değiştiriyor. Başka ülkelere taşınıyorlar. Hindistan'ın burada yükseldiğini gözlemliyoruz. Mantık değişmeyecek ama yani onu söyleyelim. Ucuz iş gücü olmak zorunda ki Avrupalı iş gücünün fiyatı oldukça yüksek olduğu için enflasyondan korunmanın birinci yolu iş gücü ücretlerinin yükselmemesi. İkinci yolu ancak diğer üretim maliyetleri için söz konusu olabilir ama Batı'nın zaten özellikle G7 ülkelerinin diğer üretim araçlarına ucuza ulaşabildiğini biliyoruz. Bu ara ara konuştuğumuz onların 16. 17. yüzyıldan beri getirdiği ilişkiler, işte sömürge veya başka yollarla kurduğu ilişkilerle sağladığı avantaj. Ama iş gücünün ücretin artmaması o dinamik bir problem. Çünkü 40 senede 50 senede bir iş gücünüz değişiyor. Sizin vatandaşlarınız çalışıyor. Onun ucuz tutulması için sizin kalabalık ülkelere ve fakir ülkelere yönelmeniz gerekiyor. Ve bunu yaptıktan sonra da ticaret yollarını buraya doğru yönlendirmeniz ve o yolları araçlandırmanız gerekiyor. Şimdi biz küreselleşmenin bir miktar daha bölgeselleşme olarak ayrıştığını gözlemliyorsak ve bu dünyada tek başlı, çok başlı veya çok kutuplu diyebileceğimiz ya da çok kutuplu ticaret diyebiliriz. Bu en azından avantajını sergiler çatışma yönünden ziyade bize gelecek için çok farklı planlar yapmamız gerektiğini de söylüyor. Burada hükümetimizin farklı coğrafyalarda anlaşmaların içinde bulunması, anlaşmaları sürdürmesi veya ülkeleri bir araya getirmesi çalışmaları gerek şart. Bunların içinde olmak zorundayız. Geçmiş hükümetlere göre değerlendirdiğimizde, geçmiş 10 yıllara göre de dünyanın koşullarının bunu gerektirdiğini şu an görüyoruz. Ama yeter şartta ihtiyacımız var. O da biz bu ülkelerle etrafımızda bölgesi olarak bir araya gelip işbirlikleri yaptığımızda bunları en ileri seviyede veya en çok kazanç alacağımız şekilde gerçekleştirmemiz lazım. Yoksa o eforumuz boşa gidiyor. O siyasi efor, yani siyaset perdesinin gösterdiği o efor ve arayış, eğer bunu ekonomiye çeviremediğimiz zaman ve ülkemize kaynak aktarımını sağlayamadığımız zaman yeterli verimi alamıyoruz. Bunun sakıncası ne olabilir? Yani bunun ne önemi olabilir derseniz, önemli olan masada olmak ve ülkeleri bir araya getirmek ve bir anlaşma zemini kurmak, ondan ötesini o kadar düşünmemize gerek yok diyebilirsiniz ama burada o zaman şu soru devreye girecek. Ülkeler, konuştuğumuz ülkeler, Azerbaycan gibi, Rusya gibi, bu ülkelerin yönetim sistemi itibariyle mevcut yönetimlerine çok bağlı politikaları var. Halbuki insan ömrünün de ortalama 80 yılla sınırlı olduğunu bildiğimize göre buradaki kadrolar değiştiği zaman bu politikaların değişmemesi gerekiyor ki
ülkemizin bu siyasi ilişkileri angaje olduktan sonra oluşturduğu çıkarlar zaman içinde artarak devam etsin. Karşılıklı olarak tabii ki biz burada etrafımızı, coğrafyamızı sömüren bir ülke değiliz. Hiçbir zaman da böyle olmadık. Ama bu işbirliklerinin ilerlemesi ve rasyonel komşulara sahip olmamız gerekiyor. Bu da onların gelecek nesillerinin, yönetici nesillerin ona uygun yetişmesi demek. Şimdi Batı'nın avantajı veya dünyaya baktığı zaman uzun dönemli plan yapabilmesinin ana şartı bu. Örneğin Rusya'ya baktığı zaman Batı dünyası belki şu an belirli konuları force etmek istemiyor. Çünkü Sayın Putin'in de 100 yıl daha iktidarda olmayacağını biliyorlar. Bu doğal sınırları kullanıyorlar ama kendileri kendi sahip oldukları avantajı yani yeni fırsat eşitliğiyle beraber yeni yönetimin de çıkarları maksimize etmeye çalıştığından emin oldukları için böyle bir rahatlık içindeler. Dolayısıyla biz bu ülkelerle çevremizde ve bölgesel olarak kalkınmayı ve ortak projeleri ileriye yönelik geliştirirken, bir arada bulunurken ve her yerde olmaya çalışırken bu gerek şartı ekonomik kazanca çevirip ülkemize bunu aktarmamız gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Bir sebebi de şudur. Gözlediğimiz kadarıyla son 10 yıllık çabalarımızda acaba ekonomik olarak kişi başına gelirimize bu yansıdı mı diye sorduğumuzda iki cevapla karşılaşabileceğiz. Ya yansımadı, bekleyeceğiz, bunun kazanımlarını ileride göreceğiz diyeceğiz ki o biraz önce söylediğim konuya gelecek. İleride o yönetimler nasıl değişeceğini şu an bilmiyoruz. İkincisi evet yansıdı dememiz lazım ama onu da sayısal değerlerde görmüyoruz. O yüzden ben bazı konuşmalarımda geçen hafta Mustafa Bey'le de buna işaret ettim Libya özelinde. Bu girişimlerimiz geçmiş 10 yıllarımıza göre çok daha parlak bir seviyede olduğumuzu bize gösteriyor. Ama alacağımız yolunda ekonomik kazançlara dönüştürmemiz gerektiği gerçeğini de ortaya çıkarmış oluyor. Bu da gelişmemizin bir sonucudur. Evet, çok teşekkür ediyorum. Özür dileyerek başlayayım. Çünkü Ata Hoca'ya söz verirken sizi öncesinde anons ettiğim için hoş geldiniz. Çok önemli değil, teşekkür ederim. Günaydın. Şimdi ben dikkatle dinledim. İşte ben de öyle dinlerken... Hocamın dediği de çok doğru. Yani bizim stratejik olarak yaptığımız işler var. Geri dönüşünü başka yerden alırsınız onların. Yani sizin stratejik gücünüzü pekiştirir. Libya öyle bir örnek mesela. Libya'da var olmanın ekonomik karşılığını beklemezsiniz. Ama Irak'la ilişkilerin, Kuzey Irak'la ilişkilerin bir ekonomik karşılığını beklersiniz. Irak'la, işte Libya ile ilgili ekonomik karşılıklar mutlaka vardır ama dediğim gibi doğrudan değildir. Şimdi burada mesele biraz şu. Birleşmiş Milletler'le ilgili olarak kısaca bir şey söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'in röntgenini çekti dün. Ve dünyanın önüne koydu. Kaç yıldır dünya beşten büyüktür diyor. Ve geçen yılda bunu kitap haline getirip orada herkese dağıttı. Ve bu yıl bakın 5 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesinden 4'ü lider düzeyinde, yani devlet veya hükümet başkanı düzeyinde Birleşmiş Milletler toplantısına katılmadı. Biden ev sahibi olduğu için zaten katıldı. Onun dışındaki, o da katılmasaydı zaten dükkanı kapatıp gitmek lazım. Şimdi böyle baktığınız zaman hadiseye etkili olamama durumunun çok farkındalar. Etkinlik, ben de bütün gücün onda olmasından yana değilim. BMGK karar verse hop şeyin, BM'nin şeyi olsun, bir uygulama icra gücü olsun fonksiyonu. Hayır, bu bugünkü haliyle kabul edilebilir bir şey değil. O İngiltere'nin kurduğu cemiyeti akvama döner o iş yani. Şimdi reform edildikten sonra bir takım güç veya yetkiler verilecekse BM'ye, onlar da konuşulur ama bugünkü haliyle değil. Şimdi Azerbaycan meselesini oraya gündeme getirdi. Avrupa-Türkiye ilişkilerini orada gündeme getirdi. Kıbrıs'ı gündeme getirdi ki geçen sene zaten tanıma çağrısını oradan yapmıştı. Hemen her konuyu gündeme getirdi. Ve o konuda da BM'nin yapabilecekleriyle, yapması gerekenlerle birlikte. Diğer ülkelerin, yani orada kendisini dinleyenlerin
yapması gerekenlerle birlikte. O yüzden bu röntgen... O röntgenin sonucu 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline tabii, tabii, ya, gelmiştir ifadelerini. Kendi fantezilerini, kendi çıkarları uğruna orada birbirleriyle çatışıp duruyorlar. Biz de burada tribünden seyrediyoruz. Etkileyemiyoruz, sadece etkileniyoruz. O yüzden hani bırakın bu işleri, Türkçesi bu işin dedi. Şimdi tabii bunu Cumhurbaşkanı bu dünya beşten büyüktür demeye başladıktan sonra herkes de benzer şeyleri söylemeye başladı da en son Biden'da bir takım değişiklikler yapılması lazım geldiğine dair bir şey, geçen sene de ona bu minvalde konuşmuştu. Genel Sekreter Guterres zaten sürekli bunu söylüyor. Bakalım bu kadar söylendikten sonra nereye gidecek de. Bu iş böyle. Titanic çeviremiyorsun ki onu, BM'yi. Bugünden söylemeye başlarsın. Ondan sonra yavaş yavaş hani koyun çitten atlayacak da oradan yünler tele takılacak da oradan iplik yapacağız da oradan kazak göreceğiz falan falan. Şimdi, ama öyle yani, bu işte biraz böyle, yapılacak bir şey yok. Ona bakarsanız en azından konuşulması bile işlerin hızlı gittiğini gösteriyor. Yani birkaç yılda hemen herkese konuşturmaya başladıysanız bu iyi bir hızdır yani orası için. Şimdi öbür taraftan geçelim ben kısa konuşuyorum çünkü üstadlara birkaç sorumuz daha olsun, onlar biraz daha konuşsunlar istiyorum. Karabağ meselesinde ben orada bir tehdit görüyorum. Çok bana çok açık görünüyor da tabii işin erbabı daha iyi bilir. İzleyebildiğim kadarıyla Karabağ, Ermenistan diyor ki Paşinyan, başkaları kışkırtıyor, ben yokum orada diyor. Şeydeki Dağlık Karabağ'daki Ermeni etnik nüfus onlar için bir bölge ayrılmıştı zaten, eski bölgeleri. Onların genişledikleri, işgal ettikleri bölge daraltılıp kendi bölgelerine çekilmişlerdi. Onlar bir terör harekatı yapıyorlar. Peki bakın, haritayı göz önüne getirebilirsek arkadaşlar, bunu kısa hemen hızlıca verirler. Haritada Karabağ'daki Ermeni nüfusun etrafı Azerbaycan tarafından çevriliyor. Zaten Azerbaycan'ın içinde küçük bir bölgede Ermeniler yaşıyordu. Şimdi etrafı çevrili olduğu için bir Laçın koridorundan Ermenistan'a bağlılar. Güneyden de İran'a bağlıydılar. İran bağlantısı da kesildi. Şimdi biraz Türkiye'nin başına musallat edilen enerjisini, parasını ve siyasi istikrarını emsin diye çalıştırılan, beslenen PKK vari bir yapılanmanın Karabağ'da üretilebileceği tehlikesini hissediyorum. PKK'yı kim destekliyordu? Doğuda İran, güneyde Irak, dönemsel olarak değişmekle birlikte Türkiye olan ilişkilere bağlı olarak ve Suriye. Peki arkada kim vardı? Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ve zamanda Sovyetler Birliği. Şimdi bu kadar normalde birbirleriyle çelişen ülkelerin bir konuda bir araya gelmelerinin manidarlığını kenara koyuyorum. Aynı durum burası için de geçerli. Bir tarafta Rusya, Ermenistan'ın uzaktan arkasında Amerika ve Fransa ve güneyde de komşusu İran var ve İran'da Azerbaycan'a karşı Ermenistan yanlısı bir tutum sergiliyor mu? Sergiliyor. Şimdi böyle bakınca beslenme kaynakları var. Burada bugünkü Rusya'nın tutumu önemli. O zamanki Sovyetler Birliği PKK'yı destek veriyordu. Evet. Bugünkü Rusya'nın Türkiye ile ilişkisi, PKK ile ilişkisi ya da işte Ermenistan'la ilişkisi ve o bölgede kendisinden bağımsız, kendisinden yüz bulamayan bir örgütün yaşayamayacağı gerçeği, bunun Türkiye ile olan ilişkilerindeki etkisi biraz Rusya'yı farklı davranmaya iter diye düşünüyorum. O yüzden de hayatta kalma şansı PKK'ya göre daha zayıf. Böyle bir örgütün, terör örgütünün. Sivil halk olarak orada birlikte yaşamak zorundalar. Bunun lamıcımı yok. Evet. Bakü'de Ermeniler yaşıyor. Yani Azerbaycan'da hala hazırda, Karabağ dışında da Ermeniler yaşıyor. Ama mukabil olarak Ermenistan'da yaşayan Azerbaycan Türk'ü
Var mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yok. Şimdi Ermenistan bir etnik devlet. Etnik temizliğini kendi içinde yapmış bir devlet Ermenistan. Ama hep başkalarını etnik temizlik yapmakla suçluyor. O yüzden de zaten oradaki gerçekler açık. Antiterör operasyonu yapmaya muktedir Azerbaycan. Evet. Türkiye'nin bu konuda desteği tam. Araç gereç istihbarat vesaire bu da var. İran'a burada dikkat etmek lazım. Ben hep söylerim. Türkiye ne zaman tarihin kırılma noktalarında bir güç elde etmeye ya da bir fırsat yoluna önünde bir takım fırsatlar açılmışsa mutlaka ayağına bir şeyler dolandırılır. Evet. Ya bir şeyler ya birileri. O yüzden şimdi İran'da öyle bir tarihi rol üstleniyor, kendine vehmediyor olabilir. Türkiye'nin ayağına dolanma Azerbaycan üzerinden böyle bir tehlikeyi ben hissediyorum. Çünkü İran Batı'nın muhataplığıyla hayatta kalan bir rejime sahip. İyi ya da kötü. Batı onu uzun zamandır muhatap almıyor. Ve kendi içinde sıkıntı çekmeye başlıyordu. Şimdi muhatap almaya başladı bakın. Ambargolar artmaya başladı. Amerika'dan, Avrupa'dan ambargolar geldi. İran rejimi oh bir rahatladı. Can suyu geldi ona. Şimdi Amerika ile de bir esir takası yaptılar. Ondan dolayı da şeyler, hani bir başarı elde ettik havasındalar. Çünkü onlar da Amerika'dan şey aldılar, kendi adamlarını aldılar. Amerika'ya kendi adamlarını verip üste bir de para aldılar. Kendi paralarının şeyi blokajı kaldırıldı. O yüzden hem bir taraftan şeytani Batı'nın saldırısı altında oldular, hem de bir taraftan şeytani Batı'ya karşı bir başarı sağlamış oldular. Şimdi tam bu istedikleri muhataplık bu. Ve bu muhataplık aslında Batı ile beraber çalışabilecekleri bir alan onlara gösteriyor Ermenistan. Orada Batı ile pekala çıkarları örtüşüyor ve orada da Türkiye'ye karşı bir faaliyet içerisinde olabilir endişesini taşıyorum. Orada bir terör örgütü üretilmesine, orada bir terörist yapı, bir terör bataklığı üretilmesine izin vermemek gerekiyor. Dediğim gibi eğer üretilecekse o bataklığın suyunun nereden geleceği belli. Evet. O bataklığa Kızıldeniz'den su gelmez yani. Evet, sizin söyledikleriniz ışığında hem de zaten Furkan Hocam Birleşmiş Milletler Konseyi'ndeki konuşmayı değerlendirirken de aslında Karabağ bir parantez açmıştı. Şimdi de ayrılması gerektiği için hocam son sözlerinizi alabiliriz bu konuyla ilgili değerlendirmelerinizi sonrasında ayrılacağınız için. Mustafa Hocam ve Atı Hocam gerçekten bu işin hem jeoekonomik ve jeopolitik boyutunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Yani dediğim gibi burada yeni bir dünya düzeni oluşacaksa küreselleşme bitmez. Yani küreselleşmenin sonu geldi demek küreselleşmenin bütün kodlarıyla sona erdi anlamına gelmiyor ama bence yeni küreselleşme çağının bölgeselleşme, yani bölgeselleşme çimentosu üzerinden inşa edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü dolarizasyon dediğimiz, petrodolar dediğimiz düzen yavaş yavaş sarsılıyor ki bunu Suudi Arabistan biliyorsunuz Veliaht Prens ifade etti, Salman ve özellikle Çin'le olan ilişkileri, işte Çin, Rusya, Hindistan, Amerika, Orta Doğu, Avrupa Birliği, yani şimdi Almanya en son açıklama yaptı biliyorsun Olaf Scholz. Çin'le azalan ticaretimizin ekonomimize çok ciddi resesyona sebep olacağını ifade etti. Bir şekilde Fransa ve Almanya, Rusya, Ukrayna Savaşı'nın artık yavaş yavaş belli bir düzene girmesini de istiyor. Şimdi bunu belki net olarak ifade etmiyorlar ama mealen ben okumalarına baktığım zaman artık bu savaş belli bir düzeye gelsin, hani en azından ekonomileri etkilemeyecek vaziyette devam etmesi, orta yoğunluklu veya düşük yoğunluklu bir şekilde devam etmesi üzerinden bir görüntü sergilemeye çalışıyor ki The Guardian gazetesinde yanlış hatırlamıyorsam haber vardı. Ukrayna savaşı eğer uzarsa bu anlamda iki tarafı müzakere edebilecek bir masa oluşturulması gerekiyor şeklinde. Bu bir yorgunluk oluşturacak. Bu yorgunluğun arkasından bunun bir depresyonu olacak. Ve gerçekten belki de işte gıda krizi zaten bunu tartışıyoruz. Bunun telafisinin en az 2-3 kat zamanı ihtiyacımız oldu. Her kaybettiğimiz zamanın 2-3 kat zamanı olacağını telafisini söylüyoruz. Ama sonra Türkiye'nin jeopolitik öneminden bahsederek sonlandırayım. Ve Türkiye 3 kıtanın menteşesidir. 3 kıtanın kilididir. Aynı zamanda da anahtarıdır. Yani hem kilit hem anahtar olmak hiçbir ülkeye nasip olmaz. Dolayısıyla Türkiye'nin coğrafi konumunu getirmiş olduğu sorumluluk bir üzerine son 15 yıldır ortaya koyduğumuz dış politika aktivizmi gerçekten bugün meyvelerini verecek vaziyete geldi. Ama dediğim gibi dünya ticaret savaşları işte alternatif koridorlar üzerinden devam ediyor.
Ama Türkiye yine iki koridorun da bugün konuştuğumuz önemli iki koridorun da yine geçiş güzergahı olmak zorunda. Çok teşekkür ediyoruz. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Furkan Kaya'ya. Hocam sağ olun. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi günler. Ata Hocam'a bir şey sorabilir tabii ki, miyim? Tabii tam ki, aslında biraz da bu bağlamda. Bizim şimdi şeyin Mehmet Şimşek'in Amerika'dan yaptığı evet. açıklamalara bakılırsa dış kaynak ihtiyacımızı karşılamak üzere bir takım girişler başlamış. Beklendiği kadar yüksek olmayabilir. Bilmiyorum kim ne kadar bekliyordu ama girmeye başlamış. Ve bundan sonrası için de bir perspektif çiziyor ve pozitif algılar olduğunu görüyoruz. Şimdi ben tabii ya, şey vardır ya biz denize çıktığımızda çocukken Karadeniz'de rüzgarı ölçersiniz, dilinizle parmağınızı ıslatıp böyle havaya tutarsınız. Denizin yüzeyinden de bir rüzgar gelir, ona göre ölçersiniz. Şimdi biz böyle bir rüzgarı ölçüyoruz. Rüzgardan sonra da artık yavaş yavaş suyun üzerinde köpükleri görürsünüz yani uzaktan. Evet hava geliyor diye o arada deniz kıyıya yakınsanız bir an önce yola çıkmanız lazım, hava geliyor derler. Şimdi bizde bir takım somut şeyleri görmeye çalışıyoruz. Bu somutları görmek için bazı kapıların açılması gerekiyor, doğru. Anlaşmaların yapılması gerekiyor, ne bileyim kredi notunun belki yükseltilmesi veya görünümün değiştirilmesi gerekiyor. Bu notları verenleri, yani bizim değil, yani biz bazen sallıyoruz da ama uluslararası kredi kuruluşlarının ya da para musluklarının dikkate aldığı noktalardan nasıl haberler bekliyoruz, hangi takvimde bekliyoruz, önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde oralardan gelecek olanlar var, siz bu takvimleri takip ediyorsunuz. Bir ikincisi, pozitif beklentilerimiz var diye biliyorum bu alanlarda ama işte borsamız negatif gidiyor. Bu bir çelişki mi değil mi? Bir bu ikisini birlikte değerlendirir misiniz rica etsem? Açıklamaları ben de okudum Mustafa Bey. Açıklamalarda olumlu ve beklenti yükseltecek bölümler vardı. Öte yandan biraz belirsiz olan bölümler de vardı. Belirsiz olan bölümler sanırım Sayın Mehmet Şimşek'in kendi beklentisini içeren bölümlerdi. Cümleler ona göreydi ama mesajların bir bölümü de objektif olarak diğer sanırım kurumlarla aynı beklentiye sahip olduğunu, olumlu beklenti olduğunu söylüyordu. Bunlar yatırımcılarla yapılan toplantılar, küresel bankalarla yapılan toplantılar, bir de kredi derecelendirme kuruluşu çalışanları ve uzmanlarıyla yapılan toplantılar. Hı hı. Sanırım birkaç yönüyle toplantılar yapıldı, ticaret ve finans kesimiyle. Bunların bir kısmından olumlu sinyaller, gerçekçi sinyaller aldılar. Bir kısmındansa henüz gerçekçi olmayan ama ne diyelim, bir ön bekleyelim ya da bekleyelim olumlu gidiyorsunuz gibi sinyaller alınmış olabilir. Tabii bunu ne belirleyecek? Bunu öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanımızın orada belki de bir demeci iletildi katılımcılara. Belki bir mesajı okundu. Ben ondan emin değilim. Basından takip ettiğim için özellikle Merkez Bankamızın politikaları konusunda ne kadar özgür tırnak içinde özgür olacağı veya ekonominin gereklerini yapacağı konusunda bir garanti ya da o tip bir mesaj verildiyse bu yatırımcıları hareketlendirmiş olabilir. Ben bu hı-hı. şekilde bir ilişkinin olabileceğini düşünüyorum. Tabii yatırımcıların burada ilgisinin artması Merkez Bankamızın gereğini yapmasıyla ilişkili olduğu için yarınki kararı burada beklenecek. Yarınki kararından sonra 10 gün içinde yaklaşık bir kredi derecelendirme kuruluşunun da raporu yayınlanacak. Bu kredi derecelendirme kuruluşu o raporunda belki kredi notumuzu önden arttırmayı tercih edebilir. Geçen hafta hatırlarsanız Yunanistan'ın 2 kademe arttırıldı yanlış hatırlamıyorsam. Bizde de benzer bir uygulamaya gidebilirler ama 2 değil 1 olabilir. Ya da daha yavaş olmayı tercih edeceklerse çünkü oldukça yatırım yapılabilir seviyenin oldukça altındayız.
Doğru. Daha yavaş olmayı tercih edeceklerse görünümü düzeltebilir. Bunu da 10 gün önce başka bir kredilendirme kuruluşu yapmıştı. Bu yol, yani bu izlenen yatırımcılarla izlenen yolun bir miktar yavaş ilerleyebileceğini ben değerlendiriyorum. Ama başlangıcı Merkez Bankası'nın faiz kararı belirleyecek yarınki. Bunu gördükten sonra kısa dönemli yatırımların gelebileceğini göreceğiz. Bu sıcak para dediğimiz ve istemediğimiz bölüm. Neden böyle olacak? Açıkçası burada ne kadar kurun stabil olduğunu ve bizim para politikası sıkılaşmaya ne kadar bağlı olduğumuzun bir ölçmesi gibi düşünebiliriz bunu. Biz bunu istemesek de ben bunun olacağını ve bir miktar sıcak paranın geleceğini değerlendiriyorum. Bu ama kontrollü olursa daha iyi olur. Çünkü bu bildiğiniz gibi çıktığı zaman kurlarda dalgalı bir dönem yaratıyor. Bu da istenmeyen bir durum. Ancak bundan sonra uzun dönemli yatırımlar söz konusu olabilir. Eğer ikili anlaşmalar yapılmaz ise, ikili anlaşmalardan kastım da özellikle geçen hafta yine elektrikli araçlar için dünyada sanırım bir numaralı üretici olan bir firmaya davet gitti bizden. Ülkemizde fabrikasını, 7. fabrikasını açması için. Bu tip uzun dönemli yatırımların gelmesi süre alacaktır. Ama portföy akımları dediğimiz hem sıcak para hem bunun daha iyi, daha tercih edilen fonlara doğru akımların faiz kararını takiben başlayabileceğini ve kredi derecelendirme kuruluşlarının raporlarıyla bir miktar burada o sizin köpüklenme diye tabir ettiğiniz durumun oluşabileceğini değerlendiriyorum. Tam ben. Bu bağlamda bu şu demek mi bu? Açmak için söylüyorum, lütfen unutmayın devamını. Bu şu demek mi? Yani siz Merkez Bankası'nın biraz daha yine bir önceki gibi güçlü bir faiz artışı şimdi sağlayıp sonra onu yavaş yavaş daha düşük kademelerle devam ettirmesini mi bekliyoruz dediklerinizden anladım. Evet, sanırım görüşülen yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda soru sormuş olmalılar. Yani burada enflasyonu nasıl kontrol altına alacaksınız ve kur korumalı mevduatı nasıl bertaraf edeceksiniz sorusunu sormuş olmalılar ki yatırımcılar buraya geldiği zaman Türk lirasına döndükleri zaman ülkemizde burada belirli bir süre sonra belirli bir getiriyi, dolar bazında belirli bir getiriyi garanti etmeleri gerekiyor. Yani bu garip gelebilir vatandaşlarımıza ama şöyle düşünebilirler. Küresel ölçekte bu fonları dünyanın başka bir yerine kaydırmak yerine neden ülkemize getirsinler sorusunu soruyorlar. Bunun cevabını arıyorlar. Çünkü birçok seçenek var. Uzak Doğu'ya gidebilir, başka ülkelere gidebilir, başka firmalara gidebilir, elektrikli araç sektörüne gibi bir sürü yön var. Ama bunun yerine neden Türkiye'ye ya da herhangi bir ülkeye gidip bir faizle oradan kazanç elde etsinler sorusunun cevabını almak istiyorlar. Bizim sevmediğimiz kısım burası. Biz bunun bir adım daha ötesini istiyoruz. Yani buraya geldiğinizse ülkemizin büyümesine güvenerek biraz daha uzun dönemli yatırımlara gelin diye. O zaman da karşımıza şöyle bir baraj çıkıyor. Bu fonlar çok büyük paydaşlara sahip oldukları için bu bir fabrikada olabilir. Geçmişte Volkswagen'de gördük. Bunlar kendi paydaşlarına neden o ülkeyi seçtiklerini açıklamak zorunda kalıyorlar. Yani iki boyutlu bir durum. Birincisi getiri yüksekliği, ikincisi o ülkenin uzun dönemli olarak neden o ülkeye borç verileceği, o ülkenin kalkınmasına neden borç verileceği. İşte burada ara ara konuştuğumuz siyasi yönlere kadar varabilen akıl yürütmeler gerçekleşiyor. Yani biz bir ülkeye gidip desteklediğimizde o ülke 5-10 sene sonra belirli bir aşamaya geldiğinde bizimle ilişkileri iyi mi olur, kötü mü olur, farklı mı yönelir? Örneğin Hindistan, örneğin Çin gibi. Dolayısıyla bakış açıları iki boyutlu. Birincisi kısa. Ancak bu toplantılarda birinci yönüyle değerlendirilmiş olmalı. İkinci yönünü ben bir herhangi bir ekonomi bakanının cevaplayabileceğini zannetmiyorum. O çok daha siyasi yönüyle ağır basan cevaplar isteyen sorular. Dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı orada birinci kısma garanti vermiş olabilir ya da destek vereceğini çok ısrarla vurgulamış olabilir. Bu da ekonomik ya finansal kanalları, daha hızlı işleyecek kanalları açmaya bizi yöneltecektir. Belki yavaş yavaş Londra'daki Türk lirasının
Swap imkanları bir miktar açılacak, onu göreceğiz ama sıcak para için ben yine de çok temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum. İhtiyacımız çok fazla, yabancı yatırımcı ihtiyacımızın çok fazla olduğunu biliyor. Bildiği için de burada risk doğuyor. Yani ne zaman çıkacağını biz bilmediğimiz için siyasi riske kadar varan riskler doğurabilir. Mümkün olursa daha orta dönem yatırıma çekebilmek için orta vadeli programı öne sürmüş olmalı bizim ekonomik kurumlarımız Amerika'daki toplantılarda. Onun da ne kadar ikna edici olduğunu kredi derecelenme kuruluşlarının ben yani 10 gün sonra o resimde görebileceğimizi tahmin ediyorum. Tavırlarının bir hafta 10 gün içinde belli olacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar gelen miktardan söz etmiştiniz. Aylık yaklaşık 2,5-3 milyar dolar arası bir meblağ söz konusu Haziran'dan itibaren. Bu yeterli mi? Açıkçası politikalara neredeyse 180 derece dönüş yaptığımız için daha yüksek miktar beklenebilirdi. Ben öyle değerlendiriyorum. Bir yetersiz bulduğumu söylemeliyim 3 milyar doları. Sanırım Sayın Şimşek de bunun artmasını istiyor. Tabii ki yani yetersiz bulmamız ve artmasını istemek aynı şey aslında. Söylem farkı var. Umarım önümüzdeki günlerde bu istediğimiz daha orta uzun dönemli fon yatırımları ülkemize tekrar gelmeye başlar. Bununla enflasyonun daha hızlı düşürülebileceğini ben değerlendiriyorum. Faiz artışı yolunun uzun tutulması reel ekonomi üzerinde baskı yaratacaktır. Faizlerin arttırılması gerekiyor. Belki konuşuruz yarın için. Ancak uzun süre yüksekte tutulmasının çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Burada bizim gelişmiş ülkelerden farklı olarak döviz ihtiyacımız devreye giriyor. Ondan öyle bir ihtiyacı yok. Faizleri uzun tutmakta daha farklı sahiplerle davranıyorlar. Bizim bir de döviz parametremiz var ki o çok kırılganlık yaratıyor. Bu konunun değerlendirileceğini önümüzdeki günlerde düşünüyorum. O yüzden mesajların bir kısmını onların da belirsizlik algısının devam ettiği yönünde yorumladım Sayın Şimşek'in mesajları ama bir kısmında olumlu gelişmeler olacağı açıklanıyor. O da herhalde Haziran'dan beri olan seyrin devam edeceği 2,5-3 milyar dolarlık. Bunun rezervlerinize bir katkı sağlayacağı muhakkak. Daha artması bizim döviz ihtiyacımızı, cari açığımızı ve enflasyonla mücadelemizi destekler. O söylediğim gibi onların bir miktar daha temkinli yaklaşacakları bir mecra. Daha da uzun dönemli yatırımlar ancak belki konuşuruz. G20 zirvesinde alınan kararlar, Hindistan, Avrupa Birliği lojistik yolları gibi çok farklı siyasi düzlemlere bağlı. Ben şimdi bir son dakika gördüm de bizim gazetenin uygulamasından akşam gazetesinden Ticaret Bakanı doğrudan yatırımlarda ciddi bir sıçrama bekliyoruz demiş Ömer Bulat. Şimdi tabii Ticaret Bakanları beklerken aslında bizim henüz görmemiş olduğumuz o denizin yüzeyindeki köpüklenmeyi gördükleri için konuşuyorlar. Onlar hani yatırımların ön görüşmeleri hep onlarla yapıldığı için bir şekilde onları biliyorlar. Yatırım dediğiniz ya sıfırdan tarlaya tohum ekmekle başlıyor yatırım kredisiyle veyahut da daha önce ekilmiş olanın, daha önce başlamış olan bir yatırımın büyütülmesi amacıyla geliyor. Yani ya ortak olarak geliyorlar ya kurucu olarak geliyorlar. Şimdi kurucu olarak zaten Türkiye'ye yıllık yani 12-14 milyar dolar civarında bir ortalamaya neredeyse sahipti. Çünkü bu yatırım ajansının açıklamalarından hatırlıyorum. İyi bir rakamdı yani bu. Fakat tabii bunun artması gerekiyor. Bu biraz da o daha çok yani topraktan ortaklıkla alakalıydı. Biraz daha şimdi şirketleri büyütecek ortaklıklar mevzu bahis olmaya başlıyor yavaş yavaş. Biz hep yurt dışından iş almakla tan bahsederiz genelde. Ama artık yurt dışıyla ortak olmak, dışarıyla ortak olmak da Türkiye için yeni bir kapı. Çünkü Avrupalılar da başka ülkelerde Türkiye ile birlikte girmek istiyorlar. Arabistan'a, Afrika'nın bazı bölgelerine özellikle hani daha yatırım yapan bölgelerine Türkiye ile birlikte girmek istiyorlar.
Çünkü onların proje ve mühendislikten alacağı pay zaten yeterince yüksek. Geri kalan işte atıyorum inşaat gibi, demir yolları gibi, alt üst yapı inşaatları gibi, elektrifikasyon, elektromekanik dediğimiz artık da biraz daha mühendislik isteyen işler Türkiye için artık çok iyi uzmanlık alanı haline geldiler. Çin'den boşalan da bir alan var. Orayı da yine Türk şirketleri dolduruyor. Dolayısıyla üçüncü ülkelerde iş yapmak için de ortaklıklar mevzu bahis. Ben tabii bu gelenlerin hani hep diyorlar işte Türkiye ucuz, hani gelin alın falan, yok. Türkiye çok ucuz değil, şu anlamda ucuz değil. Ben birçok şirketten biliyorum. Yabancı ortakları var. Bazıları yeni, bazıları eski. Yeni olanlar da hiç öyle piyasadaki ya da ne bileyim borsadaki inen çıkan değerlerle iktifa etmiyorlar. Kendi değerlemelerini, geleceğe dönük değerli gerçek değerlemelerini yapıp ona göre ortak oluyorlar. Hani emsal şirket piyasa değeri, işte hisse değeri 10 lira, borsada hadi bakalım biz size 12 lira verelim denildiğinde, kusura bakmayın ben borsaya bakmıyorum, oradaki olması gereken değer 50 lira, siz benimle konuşacaksanız 45'ten başlayın diyor Türkiye'deki talipli. Dolayısıyla ben o anlamda iyi ortaklıklar kurulabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin faydasına ortaklıklar kurulabileceğini de düşünüyorum. Biraz herhalde Ömer Bolat'ın açıklamaları da buna işaret ediyor olabilir. Bunu daha önce de geçen yıl hatta şu açıdan konuşmuştuk. Belki hatırlarsınız. Ya bravo, ben hatırladım. 2 trilyon dolarlık bir bütçeyi altyapıya ayırmıştı. Onların altyapıları sudan tutun da elektrik ve telekoma kadar neredeyse 60-70 senelik ve sıhhi olarak problemli altyapılar. Bunu Güney Kore ile anlaşma imzalamışlardı. Dolayısıyla bunu vurgulamıştık. Bu tip anlaşmalara girmemiz gerekiyor ki çok büyük paralar. 2 trilyon dolar gerçekten yani Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının şu an %90'ını yani 1.9'unu oluşturuyor. Dolayısıyla burada ortaklık olarak bölgesel de buna girebilir müteahhitlik firmaları, ama burada sektörel bazı çok genişlememiz lazım. Geçmişe göre baktığımızda ben iki yön görüyorum. Birincisi firmalara, burada firmalarımıza aktardığımız ticari krediler, onların gelişmesi ve ihracat yapması için acaba 10 yıl içinde bizi fazla sektörel yayılıma ulaştırabildi mi, yoksa kısır bir alanda mı kaldık? Bunların iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bir örnek verebilirim. 90'lı yıllarda örneğin 90'ların sonunda Filistin Batı Şeria bölgesinde üst yapıyı yani otoyollar, trafik ışıkları vesaire İtalyanlar yapıyordu. Mesela şimdi biz bunlara girebildik mi? Bu ülkelerle dostluğumuz olmasına rağmen, yoksa sadece bir kısım inşaatla mı hala sınırlanıyoruz? Bu yönlerde açılımımız gerekiyor. Bravo, bu sektörel açılıma girebilirsek o ülkemizdeki sektörlerin de gelişmesine yardım eder. Bu bölgesel olmak zorunda değil. Küresel ölçekte de bu konuda büyük ihtiyaçlar var ve onlara imza atılabilir. Şu örnek doğru mu hocam dediğinizde tam? Kanalizasyon altyapı dediğimizde kanalizasyon yapmayalım artık. Bir fiber altyapı sistemi kurabiliyorsak bir manası var bugün. Evet, o daha fazla katma değer getiriyor. Hatta fiberi de geçtik. Çünkü bildiğiniz gibi uydu sayısı oldukça arttı ve hızlandı. Neredeyse her ülke buna girdi. Bu daha da ilerleyecek. Bu katma değeri sağlayabilirsek bizim arttırdığımız ve firmalara verdiğimiz kredilerin işe dönüştüğünü, katma değere dönüştüğünü görebiliyoruz. Yoksa firmalardan eğer bu katma değere dönüşmezse bu kredilerimiz enflasyona yol açıyor. Bu kısır döngüden çıkamıyoruz. Başka kanallara gidiyor ve fiyatların artışına yol açıyor ülkede varlık fiyatlarının. Tabii bunu denetlemek çok zor ama bu bir belki yatırım kültürü oluşması sektörler bazında özellikle. Ama Sayın Bakan'ın ben açıklamasını şu anlamda da yorumluyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne toplantılara katıldıkları için 100 milyar dolarlık ticaret hedefimiz var bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri ile. Bu konuda bir gelişme kaydedileceğinin işareti de olabilir çeşitli alanlarda. 100 milyar dolara varmamız şu an uzak gözüküyor. Bu da 6 yıllık bir hedef. Benim hatırladığım kadarıyla 6 yıl önce bu hedef konmuştu. Bu konuda da biraz yavaş kaldık. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin sektörel anlamda zayıf kalmış sektörleri incelenerek
bu konuda işbirliğine girilebilir. Amerika Birleşik Devletleri Çin ticaret görüşmeleri bu konuda yol gösterici olabilir. Onların arasındaki ilişkileri ve zayıf sektörleri tespit etmede ya da güçlü sektörleri tespit etmede 100 milyar dolar hedefinin uzayıp gitmesi bence bizim sektörel gelişimimize tırnak içinde bir ekonomik haksızlık. Bu konuda daha da hızlanmamız lazım. Tabii ikili işbirlikleriyle farklı ortaklıklarla çok daha hızlı olabilir bu, tek başımıza giremiyorsak. Çünkü bildiğimiz gibi birçok ülke böyle yapıyor açıkçası. Ülkemize geliyor batılı firmalar ve ülkemiz üzerinden Ortadoğu pazarlarına uzanıyorlar. Bunları hep yapabilmemiz mümkün. Borsa ile ilgili bir sorunuz vardı. Borsadaki katılımcı sayısı artmasına rağmen borsadaki miktar artışı aynı oranda değil. Bu da borsanın enflasyon yönüyle ilerlediğini ve bunun bilindiği için yatırımcılar büyük bir kısmı tarafından sanırım Aralık ayına kadar belirli bir hızla gidebilir ama ondan sonra enflasyonun kontrol altında alınabileceğini ben değerlendiriyorum. Yeni değerlemeler yapılacaktır. O yüzden önümüzdeki 1-2 ay bir miktar dalgalı olsa da yine belirli bir hızda yükselişini devam ettirebilir. Ancak daha sonra borsanın ana şu anki ilgi yatırım aracı olmaktan çıkma riski var. Eğer halka arzlardaki kriterler değiştirilmezse bir miktar daha borsaya alınan şirketlerin çok daha farklı yönlerden ele alınması sağlanmazsa Kasım Aralık gibi farklı değerlemeler görebiliriz. Sebebi enflasyon algısındaki değişiklik olacaktır. Hocam şimdi ayrılmayı istediğiniz süreyi biraz aştık ama son olarak birkaç cümleyle, çünkü küresel piyasalarda da bugün gözler Fed'in vereceği faiz kararında malum. Bugün Türkiye saatiyle 21'de öğrenmiş olacağız. Aslında sabit bırakacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ama bir taraftan da enflasyon, yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. Powell'ın yapacağı değerlendirmeler çok önemli çünkü geleceğe yönelik yönlendirmelerde bulunması bekleniyor. Son olarak onunla ilgili de birkaç cümle alıp sizi azat edelim. Tabii. Azat edelim. Evet, ne diyeyim bilemedim. Faiz artışına gitmeyeceklerini ama uyarı yapacaklarını değerlendiriyorum. Uyarı da şu yönde olacak. Faizlerin uzun süre yüksekte kalacağını söyleyecekler. Enflasyonun tehlikeli olabileceğini dile getirecekler. Bunun sebebi şu: aslında avantajlılar iş gücü ücretleri hız kesti. İş gücü ücretlerindeki artış, grevler de var bildiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Özellikle otomotiv sektörü şu an 15 bin işçisiyle grevde. Dolayısıyla iş gücündeki ücret artışlarının sınırlanması devam ederse, bunu başarırlarsa yıllık artışta enflasyonu %2'ye doğru çekmeye devam edecekler. Ama bu uzun sürecek, o anlaşılıyor. Belki bir yıl kadar. Dolayısıyla şu an faiz arttırmayacaklar ama önümüzdeki aylarda duruma göre, veriye göre arttırabiliriz diyecekleri için dolardaki küresel değerlenmenin süreceğini ben düşünüyorum. Bir riskleri daha meydana geldi şu an. Özellikle OPEC ülkelerinde petrol arzında, OPEC ülkelerini yani Suudi Arabistan ve Rusya, bunu zikretmenizde bir mahsur yok. Kendi bütçe açıkları ve büyük projelerini gerçekleştirmek için bütçe açıklarını kapatarak petrolde arz kesintisine gidiyorlar. Özellikle Suudi Arabistan'ın bu konuda projeleri çok fazla, bildiğimiz gibi müteahhitlik projeleri var. Bunun finansmanı için 90 doların üzeri Amerika Birleşik Devletleri için enflasyonist baskı demek. Ama Fed bunu kırabilecek araca sahip değil. Yani buradaki fiyat artışını faiz artışıyla kıramazsınız Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede. Dolayısıyla bu risklere değinecektir küresel ölçekteki. Her an yani arttırabiliriz diyecek ama önemli olan %2 hedefini vurgulaması olacak ve uzun süre faizlerin yüksek kalacağını vurgulaması olacak. Bu küresel ölçekte gelişmekte olan ülkeler için henüz çok iyi haber değil. Ama Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için durum kötü gitmiyor. Onu da söyleyelim. Şimdilik kötü gitmiyor. Ama petrol fiyatları 100 doları geçerse onları da tekrar değerlendirmeye başlarız, ne kadar kötü gidebileceğini. Çünkü enflasyonu orada geçişkenliği oldukça fazla. Evet, petrol.
petrol fiyatlarında da oldukça hızlı bir yükseliş gördük son iki haftadır diyelim. Hocam çok teşekkür ederiz Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Kolaylıkla. Evet, biz ev sahipleri olarak, dükkan sahipleri olarak kaldık diyelim. Şimdi Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabını Elon Musk'ın elinde görmüştük. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan iki kitap var. Aynı coğrafyada barış içinde farklı inanış, ortak anlayış ve Birleşmiş Milletler Reformu Uluslararası İşbirliğine Yeni Bir Yaklaşım kitapları. Bu kitapları da Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda devlet başkanları ve liderlerine armağan etti. Aslında yaptığı bütün konuşmalarda da zaten işte kitapların ana konusu farklı din ve inanç gruplarının temsilcileriyle yaptığı tarihi görüşmeler. Concordia zirvesinde ilk gününde gittiği ilk günde zaten ülkemizdeki ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı çok acımasız ifadelerini kullanmıştı. Terör örgütleriyle ayrımsız mücadele edilmeli demişti. Ne dersiniz? Ya dedim yani aslında bir demin söyledim, Birleşmiş Milletler'in bir röntgenini çekti diye. Esasen dünyanın röntgeni var toplamında. Yani dünya ülkelerinin çoğunda neredeyse kare ekseriyetini temsil ettiği için BM ile ilgili olan eleştirilerin çoğu dünya genelindeki asıl problemler. Göç bunlardan bir tanesi, terörle mücadele. Evet. Bakın, göçün arkasında çok büyük oranda terörle mücadele stratejileri yatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesi, Afganistan'a müdahalesi, bizim görmediğimiz Fransa'nın yine Amerika'nın destekliği, yine zaman zaman yer yer ülke ülke Rusya Wagner destekliği, Afrika'daki operasyonların, bak buralarda yokuz yani, buralarla ilgili bilgimiz yok bir de. Sebebi bunlar ya. Sebebi bunlar. Terörle mücadele adı altında bütün dünyayı etkileyen bir göç dalgası oluşturuldu. Hala bunun farkında değiller. İtalya'ya göçmen geliyor, onu alır mısın, alalım mı, almayalım mı, alalım mı, ama bir kısmını siz benden alın diye Avrupa Birliği'nde falan. Ya bir dakika, bir sakin olun, biz ne yapıyoruz ya? Biz böyle insanların denize dökülüp oradan burada buraya karaya çıkmalarıyla karşı karşıya kalınca çözüm üretmeye ya da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz manyak mıyız demiyor kimse hala. Cumhurbaşkanı o uyarıyı yapıyor aslında. Göçün sebeplerine bir odaklanın diyor. Niye insanlar kendilerini, çoluklarını, çocukların hayatlarını bir botun dayanıklılığına emanet etsinler ki? Kim bunu yapabilir? Kim bunu yapmak ister? Bu kadar sizlikten başka bunu yaptırabilecek şimdi, bakın, bir şey. Bu böyle bir şey yani. Niye çıkıp geliyorlar oralardan? Boko Haram niye var? El-Kaide niye vardı? IŞİD sonra nasıl türedi? Biri bana bunu bir anlatsın, hep burada konuştuk. Lastik tekerlekli kamyonet konvoyunu Amerikan ordusu durduramadı, öyle mi? Allah Allah. Üstelik 4 tane ana yolun olduğu Suriye'nin doğusunda, kuzeydoğusunda 4 tane ana yol var, hepsi de kabak gibi görünüyor. Karadeniz değil ki bu, ormanlık alanda saklı. Ya orada siz bunu durduramıyorsunuz. Hay Allah, çok ilerlediler. Aa bak, Musul'u bile ele geçirdiler, ne kadar güçlüler, çok da vahşiler filan. Ne oldu sonra? Reklamları izledik ilk bölümlerinde vahşetin, ondan sonra ne vahşilik gördük ne başka bir şey gördük. Gözümüze hiçbir şey sokulmadı. Örgüt vahşet yapmadı mı? Yaptı da. Hiçbir gözümüze sokulmadı. Gerek kalmadı çünkü. Yani YPG, PKK'yı sahaya sürebilmek için, meşrulaştırmak için, sahaya sürebilmek için gereken vahşet yeterince sergilenmişti çünkü. O yüzden işin bu tarafına kimse bakmıyor. Herkes, efendim şu kadar göç geldi, ne yapalım, ne edelim, zor bir durum, bunu yönetmemiz lazım, para mı versek filan. Çünkü bununla uğraşmak göçün geldiği ülkelerin ayağa kalkmasından daha ucuza geliyor, bakın Avrupa'ya. Daha ucuza geliyor. Neden? Afrika'da bazı ülkeler, Afganistan, buralar durumu toparlıyor. Kendileri ayağa kalkmaya başlıyor, çalışıyor denildiğinde bu ülkelerin
etkili olabilecekleri bir takım tercihler yapmaları da gündeme gelecek. Rusya ile birlikte mi hareket edecekler? Çin'le, İran'la, Türkiye ile, Pakistan'la? He? Ya istemiyorlar ki ülkeler aktör olsun. İstiyorlar aktör olmasınlar, yeter ki istedikleri kadar göç verebilirler. Biz onu parayla karşılarız. Ama aktör olurlarsa siyaseten onu karşılayamayabiliriz. O yüzden hikaye biraz daha büyük. O yüzden neden bu kıyıya vurmuş insanlarla uğraşmayı tercih ediyorlar bunu? Buna katlanmayı tercih ediyorlar. Ucuza geliyor onlara da ondan. Öbür taraf daha pahalı. Bak Afrika'da arka arkaya darbeler oluyor. Arka arkaya darbeler oluyor. Anti-emperyalist olduklarını söylüyorlar. Görmek lazım. Darbenin bizzat kendisi problemlidir. Fakat yapının kendisi problemli kurulduysa orada darbelerin olması da şaşırtıcı değildir. Yapı emperyalizme hizmet yapısı olduğu için orada darbeler şaşırtıcı değil. Ama öngörülebilir yani. Darbelerden sonra kurulacak olan sistemler önemli bundan sonra. Yine emperyalizmle birlikte mi kuracaklar sistemi? Yoksa emperyalizme karşı mı kuracaklar? Eşit ortaklığa dayanımı mı kuracaklar? Emperyalizm düşmanlığı üzerine mi kuracaklar? İkisi de rigid. Şimdi şey için de aynı şey geçerli. Orta Doğu için de aynı şey geçerli. İşte hocamın söylediği yani Filistin'de güçlü ciddi bir işi neden İtalyanlar alıyor? Muhtemelen yapabildikleri için. Muhtemelen bizim o alanda bir kabiliyet geliştiremediğimiz için. Muhtemelen bizim bazı şirketlerimiz İsrail'le papaz oluruz endişesiyle oraya gitmek istemediği için. Ve muhtemelen bir ihtimal daha var. Filistinlilerin ucuza geliyor ya da başka avantajları var diye kolaylıkla İtalyanları seçmesi. Bu da mümkün yani. O yüzden bir bunun da çok değerlendirmem ama bu da önemli bir unsurdur. Bununla tek başına değerlendirmemekle birlikte unsurdur. Bunlara bakmak lazım. Çünkü attığınız siyasi adımların ekonomik ve siyasi sonuçları olmak zorundadır. Yoksa o adımları atmanızın çok bir manası yok. Siyasi sonucu varsa ekonomik sonucu olmayabilir. Ona itirazım yok. Güçlü bir siyasi sonucu varsa. O da yoksa o zaman kimi ülkeler ve halklar için onların kendileri için uğraştığından daha fazla uğraşmaya gerek yoktur. Ya onlar kendileri için ellerinden geleni yapıyorlardır. Siz de üstüne yaparsınız. Ama o sizin onlar için çalıştığınız kadar çaba göstermiyorsa o zaman orada da kendi mesafenizi koyarsınız. Bu istisnası nedir bunun? O ülke kendi halklarından bağımsız olarak sizin için daha önemliyse. O zaman o ülkenin halkları hiçbir şeyle uğraşmasalar bile, kendileri için hiçbir girişimde hiçbir zorluğa katlanmak istemeseler bile siz onlar için bir takım zorluklara katlanırsınız. Neden? Çünkü onlara değil size lazımdır. O yüzden o ayrımı Türkiye uzun zamandır yapıyor. Filistin, Kıbrıs, Libya, Azerbaycan politikalarında bunu çeşitli veçheleriyle görürsünüz. Politikacı gibi konuştu mu? Veçhe. O zaman politikacı gibi konuşmuşken biraz da iç siyaset diyelim mi? Şöyle diyelim. Bir aralayalım. Ekrem İmamoğlu'nun yine İstanbul İttifakı'nın kurulabileceğine inanıyorum açıklaması var ki Meral Akşener de önceki gün artık böyle bir ihtimal yok gibi konuşmuştu. Bu arada benim Özgür Özel'in adaylığı ile ilgili dikkatimi çeken bir şey var. Biraz hani o kadar değişim konuşmaları varken işte koltuk sevdası konuşuluyorken adaylığını açıklarken grup başkan vekilliğinden istifa etmedi ki geçmişe baktığımızda Ecevit İsmet Paşa'ya karşı kim dedi bunu olurken, özür dilerim. Yani Özgür Özel'in grup başkanlığını bırakmadan adaylığını açıkladı ki daha önce işte en yakın tarihte Muharrem İnce'yi görmüştük Kılıçdaroğlu'na karşı aday olurken grup başkan vekilliğini bırakmıştı. Bu da dikkatinizi çekti mi? Onu da kim merak söylüyor ediyorum. Bunu bize? Bu görüşü mü diyorsunuz? Evet.
Abdülkadir Selvi'nin köşe yazısında okudum. Tam o öyledir yani. Çekti. Onu birçok yerde tabii. Evet, evet. Bu yani böyledir dikkatçe, yani. Evet, Abdülkadir de yeni yazdı. Aynen. Başkaları da daha önce yazmıştı ya. Zaten bilinen bir şeydir. Takip evet. edenler bilir bunu. Bu hatta ilk biraz muhalif gibi konuştuğu zaman daha adaylığı söz konusu değilken yani dile getiriliyordu. Burada biz de konuştuk bunları. Eski örneklerinin de olduğu çok bariz. Ankara'da birçok gazeteciden de birçok yazardan da onu okudum ben. Evet. Abdülkadir de o dönem için diyeceğim ki kızacak bana. O dönemleri zaten yakinen bilir. Yaşamış falan şaka. Abdülkadir dede olmakla evet, birlikte yani o kadar yaşlı değildir. Özellikle dediğim gibi en evet. yakın tarihte. Şimdi o öyle yani bu bizim tabii bizim gördüğümüz zamanları da içeren bir takvimi var bunun. Örnek, ya en azından bu yaşananlar var. Çerçevesinde böyle bir adaylık açıklarken o yüzden de zaten biraz... o yüzden de zaten kimin adayı olduğu konuşulup duruluyor. Neden aday olduğu konuşulmuyor? Kimin adayı olduğu konuşuluyor? Ekrem İmamoğlu'nun adayı mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavşan adayı mı? Ben konuşmuyorum bunu ki Cumhuriyet Halk Partililer konuşuyor. Şimdi Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde nereye yakın olduklarına dair bir fikrimiz olan gazeteci arkadaşlarımız var. Kimilerinin yaşı bizden büyük, kimilerinin değil. Onların yazdıklarından durumu anlayabiliyoruz. Evet. Şimdi bunu Cumhuriyet Halk Partililer de biliyor. Bazı şeyleri biz buradan söyleyince fitneci diyorlar. Sonra kendileri itiraf ediyorlar ama aradan bir 8 ay geçmesi gerekiyor. Allah'tan süre kısaldı. Eskiden bu zaman daha uzundu. O yüzden kimse bir sonuç değişikliği beklemiyor. Grup başkan vekili olmanın, grup başkanı olmanın ne avantajı var adaylık sürecinde çok bilmiyorum. Delege melege filan orada da hiç vız geliyor, tırıs geçiyor delege işi. Gidip bir ağırlık koymaya kalkıyor da bir tane iki tane delegeyi arttırır ya arttıramaz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında 1200 küsür delegeyi dizme konusunda gayet kararlı. Ha bunu bu şekilde başaramazlar, o ayrı. Ama Özgür Özel en fazla gırtlağını yırtar. Ama bir sonuç alamaz. Bu çok net. Ve grup başkanlığını bırakmadan bu işlere girmiş olması da normalde ayıp olarak ona yeter de siyasi ayıp olarak. Ama bunu da çok umursadığını zannetmiyorum. Yoksa eğer umursasaydı daha önceki ayıpları umursardı. Onları da umursamadığı için bundan sonrası da artık şey yani o alışkın yani. Peki İmamoğlu'nun sözleriyle ilgili ne dersiniz? Ya onun ben İstanbul İttifakı İstanbul'da desteksiz kazanamam, bunun farkında. İstanbul'da benim İYİ Parti'den ve HDP'den destek almam lazım diyor. Bunun farkında. Ne? Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi dahil İstanbullular beni başarılı bulmuyor. Bunun farkında. Ama kendi adayları olarak görüyorlar. Ben şimdi o rüzgardan tekrar seçilmem lazım. Bir belediye başkanlığı başarısıyla seçilmeyecek belli. O yüzden o ittifak rüzgarını korumak zorunda. AK Parti'ye karşı mecburiyet pozisyonunda olduğunu insanlara göstermek zorunda. Peki Meral Akşener hiç açık kapı bırakmadan yaptığı yok. Açıklamadan Meral Akşener yerelde olan bazı şeyler olabilecek şeyler filan diye ara ara bunları söylüyor. Söyledi Meral ama son konuşmasında hiç önemli da değil. Yok Meral dedi. Akşener nihayetinde ne işine yarayacaksa onu seçer. Konuşmalarından herhangi birinde buna kapı açtıysa onu işaret ederek, ona dayanarak bunu yapar. Ben son konuşmanızda öyle, tamam orada öyle dedim ama burada da öncesinde böyle demiştim der. İşine geleni kullanır. Siyasetin ruhu pragmatizmdir. Dolayısıyla o ruhun, o cinin çıkabileceği bir delik bırakmadan konuşmaz siyasetçiler. Konuşursa da geri adım atarlar, problem yok yani. Geri adım atmanın da şahane bir yolu vardır. Millet öyle istedi. Ve biz kendi sözlerimizi bile çiğneyerek milletin dediğini yapıyoruz. Bak ne kadar şahane değil mi? Millet için kendi sözümü bile çiğnedim ben. Millet kim? Telefon mu açtı millet? Ne yaptı? Nümayiş mi yaptı? 100 bin kişi kapıya mı geldi? Yok. Millet kim? Yalan. Bahane yani. O yüzden onların hepsi gelir o günlerde gündeme. Hiç merak etme sen. Yeter ki Ekrem İmamoğlu'na aday yapalım kararını versinler.
Ha, Meral Akşener İmamoğlu'nu gözden çıkarttıysa İmamoğlu istediği kadar uğraşsın. O zaten CHP tarafında 20 defa gözden çıkartılmış durumda. O yüzden onu yapacağı en iyi şey belediye başkanlığıydı. Onu yapmayı zul saydı. Onu yapmayı ucuz kabul etti. Belediye başkanlığıyla vakit geçirmez. İyi içine sindiremedi. Hop 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 ben oraya geleyim. Olmadı. Ne oldu? Aramızda kalsın kazanıyoruz. Ne oldu? Aramızda kalmadı, kazanamadınız. Şimdi dönüyor. Böyle diyor ki yol yaptım, köprü, tünel yaptım filan. 500 metre tünel yapmak da 3,5 yılda konuşulmaz. Hayaller, doğu batı, yeşil hat, gerçekler 500 metre tünel, alt geçit. Öyle bir şey yok. Süt verdim, süt dağıttım. 1000 yıldır memlekette süt dağıtılıyor ya. Bu mudur senin marifetin? 100 küsür milyarlık bütçeyle bu mudur yani? Ne kadar süt dağıttın? Şu kadar. Nereden biliyoruz? Nerede süt? Çocuklar işte. Çocuklar nerede? Büyüdüler. Nerede? Süt nerede? Bilmiyoruz. Böyle yani. Şişli'de Mustafa Sarıgül sokakları yıkardı. Para nerede? Suya gitti. Su nerede? Sokakta aktı. Tamam hadi bakalım. Bulun geri toplayın. Ölçün kaç tondu bu diye. Temiz olurdu sokaklar ama yani. Evet. Şimdi belediye başkanlığı yapamadığı için başka yollar, başka büyük hedefler, başka büyük manifestolar falan bir siyasi karakter haline kendini getirmeyi, siyasi lider profili ortaya koymaya çalışıyor. Neden? Belediye başkanı profili yoktu ondan. Ama bir siyasi lider değil. Bir belediye başkanı ve belediye başkanlığıyla yargılanacak. Ne yaptın, ne ettin? Muhasebesi belediye başkanlığıyla tutulacak. O yüzden de çok gergin. Çünkü orada bütçe iyi değil. Her sene 100 küsür milyar lira, bir o kadar dış kredi, sonuç 500 metre alt geçit. Onu Haşim İşcan da yapmıştı belediyenin yanında. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'na da ve analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.